Sesli köşelerde Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan İsmail Giller'in Suriyeli mülteci düşmanlığı üzerinden Türk Solu okuması başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Suriyelilere karşı nefret söylemi artarak devam ediyor. Solcu İsmail Saymaz diyor ki, resmi işsizlik 5 milyona dayanmış. Üniversiteli işsizler ordusu yarım milyonu geçmiş. Asgari ücret açlık sınırının altına inmiş. Kira maaşın yarısını götürüyor. Suriyelilere biriken bu öfkeyi anlamaya çalışmak yerine kibirli bir dille halkı ırkçı ve faşist diye suçluyorlar. İsmail Saymaz devam ediyor. Tanzim satışta patatesi taneyle alan, evlatları atanamayan, binbir umutla üniversiteyi bitirdiği halde emekli babasının eline bakan, tekstil atölyesinde ve sanayi sitesinde asgari ücrete çalışan yoksul Türk halkı, İslamcıların ümmetçi hayallerinin bedellerini ödemek zorunda değildir. Hesap düz aslında. Suriyeliler Türklerin işlerini ellerinden alıyorlar. Oysa Türkler işsiz ve yaşam koşulları çok güç. Başka bir deyişle Suriyeliler olmasa Türklerin yaşam koşulları çok daha iyi olacak. Esasında bu tür fikirler, yani Suriyeli sığınmacılarla Türkiye'nin sosyoekonomik sorunları arasında korelasyon kurmak ve bu ikisi arasında bir nedensellik ilişkisi olduğunu öne sürmek son derece yaygın bugün Türkiye'de. Nasyonalist kanadın tüm taban grupları bu söylemlerin benzerlerini sosyal medyada yazıyor zaten. Ben bu yazıda solcu İsmail Giller'in diskurunu ele almak istiyorum. Bu Türkiye solu ne kadar demokrat, ne kadar hümanist, ne kadar sosyal paylaşımcı, ne kadar ilerici bir görelim. İsmail Giller'in zihin yapısında ikinci cümle çok önemli. Elmalarla armutların bilinçli olarak karıştırılması sonucu kendi fikrine destek sağlamak ucuz ama etkili bir taktik. Önce Türklerin sorunlarını sayıyor. Yok, hemen Türkleri saydı, neden Türk olmayan Türkiyelileri dışladı diye bel altı vurmayacağım. Türkler tanzim satışta patatesleri taneyle alıyor, diyor. Tanzim satışa güzel bir göndermede bulunuyor. Anlaşılan tanzim satış kültürünü benimsemiş. Ne de olsa Türkiye solcusu. Devletin sosyal adaletten ziyade Sovyet modeli, piyasa karşıtı hamleleri bunları hemen baştan çıkartır. İtiraf edemez ama sağda solda ne yapsın kardeşim, aç mı bıraksın devlet insanları diye konuşur. Sonraki cümle atanamayanlardan bahsediyor. Yani devlete memur olmaya çalışan ama kadro bulamayan veya atanamayan insanları argüman olarak kullanıyor. İyi de İsmailciğim, Suriyeliler devletten kadro alamaz ki. Türkiye vatandaşı değiller. Olsun ama İsmail hedef kitlesini bilir. Bu konuları ırgalamaz. Devam edelim. Emekli babasının eline bakan ibaresi harikadır. Genelde Anadolu'da babanın eline bakılır. Baba, ataerkil, kırsal kültürde eve ekmek getirendir. Solcular bu kırsal ve varoş kültürü çok sever. Cesurdu, mertti, kaya gibi sertti türü özgün müzik stereotiplemelerine bayılır. Zira hedef kitle okur yazar ve düşünen insanlar değil. Kolay manipüle edilen, gereğinde şiddete ikna edilmeleri kolay olan az eğitimli gençlerdir. Onların eğitimini bizzat örgüt üstlenir. Türk solunun eğitim doktrini böyle işler. Oysa evrensel sol, ataerkil düzeni sorgular. Kadın erkek ilişkilerini deşifre etmeye, özgürleştirici olmaya yönelir. Böylece peder şahi, baba otoritesi düzeninde sosyalizasyon geçiren İsmail Giller, ileride kutsal devlet doktrinine de gayet kolay adapte olur. Bu devletin babası olan devlet kurucusu, ata, tıpkı ailenin babası gibi sorgulanmaz, eleştirilmez. Onun reenkarnasyonu olan devlet yeri geldi mi sever, yeri geldi mi döver. Bundandır ki hapse düşen Türk solcuları dahi devletlerine toz kondurmaz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fikir suçlusu olup hapis yatmayı bile devlet hizmeti sayar. Kendilerine işkence eden kolluk güçlerini özenle devletten ayırır. Dolayısıyla Türklerde babanın eline bakılır. Ekonominin karar alıcısı babadır. O çalışır, bize bakar. İş bölümü falan fazlaca önemli değildir. Çünkü yarım yamalak kulaktan dolma öğrendikleri sosyalizm, komünizm metinleri de ekonomiyi diğer faktörlerin belirleyicisi addeder zaten. Böylece
Türk solcuları mutludur. Milletlerinin değerlerini sorgulamamakta, var olan düzenin temeli olan devletin otoritesini kabullenmekte, böylece makbul solcu olmaktadırlar. CHP'ye yaklaştıkça İsmail Saymazların oranının yükseldiğini görürsünüz. Diğer cümlede tekstil atölyesinde ve sanayi sitesinde çalışan Türklerden bahsediyor. İşçi sınıfının temsili önemlidir. Gelir darlığından ve babasının eline bakan öğrenci profilinden sonra az da işçi sınıfı iyi gider. Burada seçilen sektörler tekstil atölyesi ve sanayi sitesi yalnız. Yok gülmeyeceğim. Ne desin, zira Türkiye'de Silikon Vadisi yok, uzay teknolojileri veya tıbbi endüstriyel tasarımda. İsmail'in çevresinde belki bir miktar inşaatçı tanıdık vardır ya da uzak akraba, bilemiyorum. Yine de sektörel seçim özgürlüğü olduğuna inanıyorum. Türk solcuları bence Suriyelilere karşı nefret söyleminde bulunurken istedikleri sektörlerden Suriyeli karşıtı argüman devşirebilmelidirler. Bu nedenle İsmailgillere kızmamalı. Onlar zaten tabanlarının duygularına tercüman oluyor. Bu sanayi sitelerinde çalışan kim? Yoksul Türk halkı. Şimdi kafa karıştıracak biliyorum da neden Türk halkı? Pardon, unuttum. Türkiye Türklerindir değil mi? Herkes Türktür de ayrıca Türkiye'de. Devletin adı Türkiye'dir. Beğenmeyen çeker gider, öyle mi? Çok o konularda ısrarcı olmaz belki. Hemen çevirir lafı. Önemli olan halkların kardeşliğidir falan. Ama o halklar arasında Kürtler yoktur. Türk solu ve Türk solcusu Kürtleri sever. Ta ki Kürt Türk olmadığını söyleyene kadar. Bu nedenle bir yoksulluk varsa o mutlaka Türk halkıdır. Benim gibiler onların saf duyguları üzerinden halkı galeyana getirmeye çalışan liboşlardır. Türk solcuları kavramları sorgulayan ve onların arkeolojisini, analizini yapanlardan haz etmez. Avrupa Birliği ve onun gibi dış mihraklerin uşaklarıyızdır biz. Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışmaktayızdır İsmailgillere göre. Yoksul Türk halkı Türk Milli Devrimi'nin bir gerçeğidir. Avrupa merkezci Türk aydınlanması Kürtleri Avrupa değerlerine düşmanlık üzerinden dışlar. Ve bu püripak Türk halkının Suriyeliler tarafından istila edilmesine karşı durur. Her milli meselede olduğu gibi CHP ve MHP tabanı iyi de dahil bu algıya sahiptir. Kemalist nasyonalizm, pis Araplar ve onların Türklere arkadan saldırmasını unutmaz. İngiliz'e yanaşan hain Arap algısı üzerinden anti-Suriyeli propagandası yapmak, az yemek ve yüksek fayda yaklaşımı olarak İsmailgillere çok elverişli görünür belki de, bilemem. Onun paylaşımlarını okuyan taban, yoksul Türk halkı Suriyelilerden kurtulmak istiyor türü algı çalışmalarını derhal kabullenir. İsmail aslında Türk solunun ortalamasıdır. Bir ortalama değerdir o. Olandır, olması gerekenden bilerek ve isteyerek uzak duran, mülteci Suriyelilerle işsiz Türkleri bir araya getirerek ortaya güzel ve makbul mesaj veren, esnek, işini bilen, milli hassasiyetleri dolayısıyla sağdan da destek bulan solcu İsmail seni. Türk solu, İslamcıların Suriye'de ümmetçi hayallerinin bedelini ödemez, öyle mi İsmail? Fakat nedense ne Irak'ta ne de Suriye'de kriminalize edilen yerel Kürtlerin varlığını da bir türlü kabullenemez bu solcu arkadaşlar. Yani ümmetçilerin hayallerine karşı en somut çalışmayı yapan, IŞİD veya Nusra fraksiyonları gibi olan cihatçı katillere karşı koyan Kürtlere devlet ağzıyla karşı çıkarlar ve iç savaşın olduğu Suriyelilerin Türkiye'den kovulmasını isterler. Suriye'yi allak bullak eden Rusların orada çevirdiği dolaplar onları hiç rahatsız etmez. ABD'yi eleştirirler ama ABD giderse oradaki Kürtlere ne olur diye sormak işlerine gelmez. Ha, unuttum. Onlar Türk solu değil mi? Yani Kürtler Türkiye'de iseler aslında Türktürler canım. Değillerse onlara peşmerge de. Olmadı PKK dersin. Böylece sağcılar da ya bu çocuk solcu ama vallahi taş gibi falan der belki. Canım sol sağa bakmayın, bunların hepsi aynıdır. İttihatçıların çocukları dedelerini utandırmaz ve biz Suriyelilere karşı biriken öfkeyi anlayamıyoruz hala. Oysa İsmail ve İsmailgiller ne güzel anlatmaya gayret ediyorlar. Biz kibirli dille halkı ırkçı ve faşist olmakla suçluyoruz. Öyle diyor.
Hayır İsmail'ciğim, biz gördüğümüzü söylüyoruz. Senin cümlelerini analiz ediyor. Aslında senin kendini solcu zanneden, ona buna ahkam kesen, meydanı boş bulup iyi yere kapak attıktan sonra da sahibinin elini ısırmayan tavrını eleştiriyoruz. Bir de ben, halkın içinde büyüdükçe büyüyen ırkçılıktan ve faşizanlıktan çok rahatsız oluyorum. Doğrudur da, kibirli dilimle onlardan ziyade seni suçluyorum, biliyor musun? Benim gibi Suriyelilere yapılan alçak ırkçılık ve düşmanlıktan rahatsız olan ve toplumlarını eleştirenleri, mesela Ali Özinan gibi duyarlı insanların fişlendiği bir ülkeden utananlar garibine mi gidiyor? İttihatçı Kemalist sosyal genler mi devreye giriyor? Çünkü mesela Almanya'da ırkçılar, yabancılar işimizi ellerimizden alıyor veya bizim kendi insanlarımızla ilgilenmemiz lazım diyerek göçmen ve sığınmacı düşmanlığı yaptıklarında onlara adı konarak ırkçı ve faşist deniliyor. Orada Türklere böyle bir tavır olsa demediğini bırakmazsın değil mi? Senin onlardan farkın var mı? Benimki de lafın gelişi İsmail. Elbette sen de, senin solculuğun da aslında dünya standartlarında radikal sağdır. Sahi sen lisedeyken ülkücüymüşsün diyorlar, doğru mu? Umarım İsmailgillerin solculuğu, AKP'nin savcılığı esir aldığı ve kutsal devlete teslim olduğu karanlık günlerden bir gün kurtulur Türkiye, diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.